أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın inşallah. Usul ve furularımızda hissedar eylesin. Mekanların cennet bahçesini bir bahçe eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki ders talep edilen bir derstir. Ben seçtiğim bir ders değil. Talep edilmiş. O dersi yapıyorum. İnşallah ben de istifade edeceğim. Çünkü istifade ediyorum yani. Dersin konusu şu. Psikoloji bozukluğunun bir sebebi takıntılar var ya. Böyle günah takıntı oluyor. Psikoloji değil yani de. Onun da merkezi. Yani iyi tarafın kötü tarafın var. İyi tarafın var, kötü tarafın var. Şeytan gider... O olumsuzluğuna takar. Devamlı onunla meşgul olur. Kafanı onunla kemirir. Niye dedim, nasıl dedim, nasıl yaptım, niye dedim, demeseydim. Çare mi? Değil. Zaten çaresiz değitmek için yapıyor. Bu ne yaptım? İlk önce kendimi uyguladım. Yani iyilik ve yanlış taraflarımı nasıl bakacağım? Çık dışarıya. Aile efradı, karı koca, baba oğul, baba kız vesaire. Birbirlerimize nasıl bakacağız? Budkindi dersin şeyi, içeriği. Dışarıya bir daha çıktım. Müslümanlar birbirlerine nasıl bakacaklar? Ne yapmak lazım? Nerede hata yapıyoruz? Geçen o düğünde de çok güzeldi. Ustamın çok güzel bir ölçüsü vardı. Evde niye kavga oluyor? Çok güzel. Onu da özetleyeyim ya. Hoşunuza gider ya. Evde niye kavga oluyor? Lemalarda söylüyor. Diyor ki bir kız çocuğu büyürken model olarak, erkek olarak babayı görür. Baba veya abi, kardeş görür. Değil mi? Bu kadar. Oğlan ise büyürken evde kadın modeli olarak annesini görür, kız kardeşini görür. Değil mi? Başka bir şansı var mı? Bunu yok. Daha annesini görür. Bu sefer bu delikanlı büyüdüğü zaman kadınları hep annesi gibi düşünür. Kız nasıl düşünür kız evladı? Babası gibi birisini düşünür. Bak ustak nerede çözüm yapıyor bak. Nerede hata yapıyoruz? Evde niye kavga var? Diyor ki, şimdi kız evlendi. Oğlanın beklentisi ne? Annesi gibi birisi. Affeden, hata yapınca kucaklayan, mızmızlanıldığı zaman yine alttan alan. Değil mi? Çocuk mesela babayla karşı karşıya gelince anne alttan alır. Döveceği zaman baba araya girer. Yani anne yapar da yapar fedakarlığı ama baba yapmaz bunu. Yapamayız yani. Yapar fıtraten. Şimdi evlendikleri zaman çocuk annesi gibi bir kadın bekler. Evlenen kız ne bekler? Babası gibi bir koca bekler. O zaman ustad diyor ki evlenen işte kıza diyor ki veya oğlana diyor ki bak. Bak kardeşim oğlana, gelen kızın babası gibi ol, gelen kızın abisi ve kardeşi gibi ol. Birincisi bu, baba gibi ol, arkadaş gibi ol. Yani arkadaşı baba gibi ol. Kıza da diyor ki, evlendin ama şimdi annesinden koptu bu çocuk. Bir ev aldınız, eve oturdunuz, ikinizsiniz. Bu çocuk... Anneyi özler. Erkek olduğu için. Babayı pek özlemeyiz yani. O zaman diyor ki kıza, bak bu çocuğa hanımlıktan dışında buna anası gibi ol. Buna kardeşi gibi ol. Arkadaşı gibi ol. Kardeşi üstad üç tane diyor. Babası gibi ol, arkadaşı gibi ol, kardeşi gibi ol. Oğlana da diyor ki, kızım babası gibi ol, arkadaşı gibi ol, kardeşi gibi ol. Erkek kardeşi gibi ol. Bitti değil mi? Senin kız kardeşin ne yaparsa yapsın yani. Affetmiyor ya. Yani hiç içimizde kalmıyor. Böyle oldu. Şimdi
Bu akşam da buna benzer bir ders. Allah kendi iç alemimizde doğruları ve yanlışlarımızı nasıl tartacağız? İki, aile hayatında, aile dersi bugün. Birbirlerimize nasıl bakacağız? Nasıl yöneteceğiz? Üçüncüsü, müminler birbirlerine nasıl bakacak? Müminler birbirlerine nasıl bakacak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hamazati şeyatin ve euzu bike rabbi en yahturun. Üçüncü, yani 13. lemadan sayfa 88, merak eden varsa, üçüncü nokta. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden bir desiçeyi şeytani şudur ki, insanın cemiyet hayatının ve Fatih bir su verdi. 3 saat yoldayım ha bu derse gelmek için. 5'te çıktım. Hadi 5'i 20 geçe olsun kapı mapı. Şu anda saat kaç, yeni geldim. 3 saat var değil mi neredeyse? Bu derse gelmek için 3 saat verdim. İnan. Derse gelmek için 3 saat. 5'te odamdan çıktım. 5-10 geçe Kademir kapıyı arabadan çıksam. Şimdi saat 8.30 da geçti. 3 saati geçmiş. Yani ders niçin dedim? Bir şeyi yüceltmek değil. Ders çok kıymetli. Nerede bulacağız böyle bir ders? Böyle bir eser nerede bulacağız? 45 dakika sabredin. Nefsinize. Bana değil de nefsinize sabredin. Ben de istifade edeceğim. Bunu istedi kardeş. Bak, insanın hayat içtimaiyesini ifsat eden bir desise şeytane şudur ki, bu uygulansa var ya Osman, evet, ne dersen de kavga olur. Ne ailede kavga olur. Muhammed, ne de Müslümanla kavga olur. Bu neymiş bakayım. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Böyle. Bir akusuruyla, lan bunun geçmişi yok mu ya? Hiç mi katkısı yoktu bana ya? Hiç mi tuğla koymamış hayatıma? Hiç mi şeyi yok ya bu eşimin? Ben rezilim de diyeceksin. Ya hiç iyi tarafım yok mu ya? Hep şeytan o çıkmaza beni itiyor. İyi değilim tarafımı bilen iyi, doğru bir tarafım yok mu ya? Yani bunu olumsuzluğa atıyor. Olumsuzluğa atınca iş çıkmazı oluyor. Bir de okuyayım. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu, ha bu kiminmiş? Şeytanın bu desise. Haklılığı diyemiyor ha. Tuzağını dinleyen insafsızlar mümini adavet ederler. Ya bırak ya onu ya. Adam biliyorduk biz. Ya kardeşim 21 sene ben onu methettim ya. Salih bir tane, Hasan abi bir tane, Hasan abi şöyle. Ya bir şey, ya adam değilmiş ya. Lan 20 küsur seneyi nereye sokacaksın şimdi? Hani methediyordun, gökleri sığdıramıyordun, kainatı kuşatıyordu konuştuğu zaman. Yani ne kadar acayip biz ya. Tam da bir kusuru görünce, Salih bırak ya. Lan 15 seneden beri onunla beraber yemek yedik, seyahat ettik, bir hatıramız var ya. Tam da onu, o zaman mı yalancıydım şimdi mi? O zaman mı dengesizdim şimdi mi? İnsan demez mi ya? Hangisinde ne zaman dengesizdim? 10 senelik hayatta anlamadım şimdi ne kadar. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak nasıl yapalım? Benim sohbeti böyle, lisanım böyle. Çünkü din değil ama Allah demişse öyledir. Allah diyor ki, Cenab-ı Hak, Cenab yön demektir. Hak yönü. Hakkın yönü şudur ki, Cenab-ı Hak o demek. Hak yönü. Hak sahibinin hakkını veren Allah, Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Allah'ın adaleti haşirde adalet mutlaka adalet geliyor. Hasenatının bir tarafa, seyyatın bir tarafa.
Öyle hükmeder. Ama şey ne yapıyor? Bizim nefsimiz. Muhammed'in bir kusurunu gördün. Ya bırak ya. Olmaz ya. Ama bir sürü şey var, güzel tarafı var. Bir sürü, ha bana katkısı yok. Hani öyle mi diyeceğiz? Ben görmesem yağmuru, benden sonra da dünyaya bir damla inmesin. Öyle mi diyeceğiz ya? O gavurların özelliği ya. Bana katkısı yok bu adamın, ama bu hizmete katkısı var bu adamın. Bu adamın hizmete katkısı var. Müslümana katkısı var. Cenab-ı Hak, bak hak yönü, Cenab-ı Hak yön demek, hak tarafında bakış, adalet-i mutlaka ile Allah alacak bizi karşısına. Ama bir de müjde vereyim size. Haşir meydanında hesabımızı melekler görmeyecek ha. Çok şükür ya. Çünkü melekler sistem demektir. Vallahi bu günah bu kadar. Onu hiç oynayamaz. Memur oynayabilir mi? İski ve eletik yatırıyorsun. Ya biraz şey yapsan, iskonto yapsan. İskontosun. Sistem böyle. Ama eletiğin sahibi yapar. İstersen yazmaz. Çünkü sahibi ya. Ama sistemdeki memur oynayamaz. Onun için günah ve sebapları bilgisayarda kontrol eden memurlar yok orada. Çünkü o sistematik çalışır. Rahmet yok orada. Haşir meydanında hesabı bizzat Allah görecek. O zaman rahatlıyoruz elhamdülillah. İyi ki Allah görüyor. Sisteme girdin mi arızayı çıkartıyor arabadan. Nerede kaza yaptı tamam. Demek ki adaleti mutlaka ile mizan ekberinde Cenab-ı Hak amali mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok. Tamam ama böyle dedi ya. Böyle dedi, böyle yaptı. Günah yapmak çok kolay. Günahın diyor seyyiatın esbabı çok. Vücutları kolay olduğunda. Yani günaha ulaşmak çok kolay şimdi. Hemen eline tık tık tık. Kanada'daki günaha ulaşırsın. Kanada'daki günah. Bir adama yüzüne bir şey mi diyeceksin? Tokata gitmene gerek yok. Aç. Canlı yayın. Sen var ya adam değilsin. Ha orada demişsin, ha burada demişsin. Yani günaha ulaşmak çok kolay. Hem seyyiatın esbabı, yani hata yapma sebep çok, iyilik yapmak sebebi az, bu ortam. Onun için ahir zaman denmiş. İki, vücutları çok kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını örter. Allah da buna mukabil ne yapıyor şeytana? Tamam, günaha çabuk ulaşılıyor. Çok da çabuk oluyor mu? Oluyor. Allah da diyor ki, günaha bir yazacağım. Sebabı en az 10, 30 bin 50 bin lira kadar gidiyor. Şeytan kuduruyor. Başka? Bir sistem koydum. Çıkış rampası var. Kaçış rampası var ya böyle yokuşlarda kamyonlar inen. Tövbe sistemini koydum. İlk Adem Aleyhisselam o hatayı yaptı da tövbe sistemi çalışmaya başladı. Tövbe o zaman başladı. Şefaat var. Vehhabiler hariç. Peygamberimizin şefaati var. Büyük zatların şefaati var. Arkada bıraktığımız eserler var. Gönül verdiğimiz dava var. Taraftar olduğumuz cemaat var. Var da var. Bunlar hep artı taraf haşirde. Çok şükür ya. Kurtuluş tarafı çok fazla. Bu zamanda cehenneme gitmek çok zor. Cennete gitmek çok kolay. Cehenneme gitmek çok zor. Niye? Yani zor şartlarda olduğumuzdan dolayı hani diyor ya, şimdi mesela inşaattan dışarı şunu bunu yapsan bir sürü sıkıntı çeksen, ölsen bir şey yok ama askerde bir dakika nöbette donsan şehit oluyorsun. Şartlara göre o değişiyor. Demek bu dünyada o da adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Yani hangisi? Hasenat, seyyata göre bakacağız. Bunun hasenatı, seyyatı ne? Günahını bilmiyor ama sebabı belli. Hem seyyatın esbabı çok. Şimdi sana kızıyorsun ama vallahi günah yapma şartları çok fazla. Sonra vücutları çok kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını da Allah bir tek hasene Fatih bir adam bir hasene yapar.
bin, öyle geçiyoruz halde, bin seyyiatını örter. Hatta binler diyor. Demek ki bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Böyle bakacağız. Bunun şey var ama öyle bir hasenesi var ki bu zamanda zor şartlara rağmen bunu yaptı, bunu dedi, yaptı, etti. Bin tane affedir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahak. Bir adamın sevabı, duruşu İslam'a, İslam'da duruşu, zahirde biz onun yedi kebairine şahit değiliz ki. O zaman Müslüman üstü zana memurdur, bunun sevabı fazladır. Eşin ya, ne günah işleyecek kardeşim ya? Ne işte, çok videolar baktı, günah, o işte ses gün, şey, göz zinası, kulak zinası vesaire. Ekber-i kebair değil ki. Haramdır ama ekber-i kebair değil vesaire. O zaman bir adamın iyilikleri, fenalıklarına adet bakımından veya kalite bakımından. Kalite. İyiliği. Öyle bir adam şartlarda o iyiliği yapmış ki o hasenesine binlerce seyyiatı yok olur. Binlerce günahını örter. Affettirir ya. Bakmak lazım. Ziyade gelse o adama muhabbet ve hürmeti müstahaktır. O adama muhabbet edeceksiniz. Hem de Allah demiş ki, Cenab-ı Hak demiş ki, kusur örtün ki kusurunuz örtülmeye müstahak olasınız. Çay içiyor. Nasıl, kim o? Evet. Derse alıyorum sizi. Çay beraber içiyoruz. Almasam suçlu oluruz. Ama derse girdiniz, bunu uygulayın. Bu derse girme hasenesi o günahı affettirir. Oldu mu şimdi? Çok güzel oldu. Tamam. Eğer bir adamın iyilikleri, fenalıklarına kemiyetten veya keyfiyetten ziyade gelse, o adama muhabbet ve hürmete müstahaktır. O adam. Belki kıymetdar bir tek hasene ile, bak kıymetdar, çok zor şartlarda onu yapmışsa, çok seyyiatına nazar-ı af ile bakmak lazımdır. Nazar musama ile bakacağız. Eşine bak bakalım. Mesela boşananlara ait bir dersim var, 3 tane. Boşanmadan önce bunu dinleyin dedim. Yani böyle, şu yani. Bir A4 getir kendine. Bir tane de bu A4. Boşanınca, boşanmam lazım. Madde yap çünkü. Boşandıktan sonra muhtemel sıkıntılarını da yaz. Vallahi kayınpeder bakalım, kayınbirader bakalım, çocuk, kız, şey var, onların sıkıntı. Bakayım, bu muhtemel sıkıntılarını yaz. Ortaya çıkacak, yani boşanmanın sebeplerini de yaz. Neyse, orada anlatıyoruz. Mukayese, %50 hangisi galipse, bu sıkıntıya tamam edebilecek misin %50? O zaman yürürsün. Kolay bir iş mi ya? Bir Müslümandan ayrılmak, gönlünü kırıp da ayrılmak. Kaç sene unutamıyoruz ya? Ben beraber, 15 gün beraber, 12 gün beraber yattık. Böyle bir solcu görmedim. Unutamıyorum adamı. Koğuş arkadaşım. 12 gün. Hakikaten ya. Telefonlaşıyoruz. Gidip ziyaret ediyorum. Yaşlı. Çünkü deniz gezmişlerle yaşamış. Onlarla yatmış kalkmış. Öyle bir kaşarlı ya. Yani sen eşini nasıl unutursun ya? Kapıdan çıktım, kafadan da çıkacak mı ya? Müslüman, eşini ben Selahattin'e, bir sürü iyiliği var ya bunun. Hiç mi hayatta hizmete, bana veya Müslümana katkısı yok ya? Bizim yanımızda Fatih Şeyh var ya, hafızlar. İskender hafızlar. Ne dedi biliyor musun bu derse alakalı? Abi dedi, şey itiraf edeyim dedi. Ben diyor, hem Arapça bitirmişler, hem hafızlığı da bitirmişler. Hatimle Cüz'de merkezi camide teravih kıldıran insanlar. Kursta okurken diyor, çok kızıyordum içimden yani, sevmiyordum o arkadaşı, talebeyi. Gece yarısı nasıl olduysa dedi, gözümü açtım. Soğuk ama tuvalete gideceğim, soğuktan gitmiyorum. Öyle ama da tuvalete de gidemeyince sıkıştırmış, uyuyamıyorum da. Gözüm açık ama kalkamıyorum.
O sevmediğim adam diyor. Herkes uyuduğu halde kimse görmüyor yer. Gitti kalktı diyor. Şeye o sisteme kömür attı diyor. Talebeler üşümesin diye diyor. O da talebe. Üşümüyor. Bu iyiliğini ben gizli gördüm. Kalbimdeki her şey gitti diyor. Vay be. Talebeleri üşütmemek için bu yatağından kalktı ama ben kalkamadım. Ben kalkamadım diyor. Ama bu kalktı. Yani hiçbir şey yok ya. Halbuki belki kıymetli bir tek haseneyle çok seyyiatını nazar af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla. Bak görüyor musunuz? İnsandaki zulüm damarıyla şeytanın telkiniyle şeytanın üflemesiyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşine davet eder. Unutuyor ya. Unutuyoruz ya. Bir de okuyayım. Halbuki insanın fıtratındaki zulüm damarıyla şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşini adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağa setseder göstermez. Koca dağ seyrediyorsun Sultanbeyli Dağı'nı ama sinek gelse dağ gözükmüyor. Dağ ortada kaldı. Ha o kalkmış, ha ben görmüyorum. Sonuç aynı, görmüyorum. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağ setreder göstermez, öyle de insan garaz damarı ile, sinek kanadı kadar bir siye ile, yani küçük bir yaptığı sanata göre, taşıdığı imana göre, küçük sinek kanadı kadar bir günahı ile, siye ile, dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşine adavet eder, insanların hayat içtimaiyesine bir fesat aleti olur. Şeytanın, ne yapacağız peki? Şeytanın bu desisesine benzer değil, bir desise de şudur. Demek ki adaleti Cenab-ı Hakk'ın haşirde bize nasıl davranılacaksa, biz de mümin kardeşimize öyle davranacağız. Eşin de mümin kardeşindir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ya, din kardeşi. O zaman adaleti mutlakasıyla hasenat, seyyiata hangisi galipse öyle bakmamız lazım. Bir yerde okuyayım. Kafanızda canlandırın o kafamızda yaptığımız yanlışı, onu tamir edeceğiz. Tamir etmek gerekiyor. Herkes böyle bir durgunlaşmış ya, görüyorum böyle. Kafasında bir tilki kuyruklarımız var yani hepimizin. Vallahi telefon mu edeceksin? Yani gidip de kusura bakma mı diyeceksin? Böyle ya. Eşek gibi ata yaptık, adam gibi özür dileyeceğiz. Öyle. Yani ben içerideyken hep yazmıştım. Tek tek yazdım. Şunu gideceğim, şuna telefon edeceğim, şundan özür dileyeceğim, şunu şey yapacağız. Ya. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kim ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Şimdi yüzdeliğe vuruyor. Abi ama çok yanlış yaptı bana ya. Tamam. Yanlış yaptı. Şimdi yüzdeliğe vuruyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Matematiksel hesap yapıyor. Niçin affedeceğimizi matematiksel durumunu yapıyor. Bak. Çok ilginç. Bir, çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Birincisi, kaderin bir hissesi var. Dört tane söyleyecek de onun için ben daha önce okuduğum için kendime. Bir, bir şeyin yüzdeliğine vurursak dördü, %25 olur değil mi? %25. E 25, 50, 75, 100.
Şimdi hata var. Ben bir hata ettim. Sana bunu söyledim. Dememem lazım. %25 kadere ver. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Mesela aldattı değil mi sizi? Tartıda vesaire. Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyor? Aldattı. Kim biliyor musunuz bu aldatan? Aldanandır. Ne demek aldanan? Nefsini aldanmasaydı aldatır mıydı? Şeytanı aldandı. Demek ki bu adam nefis ve şeytanı aldandı. %25 de ona ver. Acı yani da şeytana mağlup olmuyor. Sen oh mu diyeceksin lan şeytan seni mağlup etti lan ne iyi oldu lan. Öyle mi diyeceğiz? Şeytan seni mağlup etti nefis mağlup etti hop lan. Yo acıyacaksın. %25 kaderin hissesi var. %25'te nefis ve şeytan mağlup etmiş onu. Salisen sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Birisi de ona ver. Şimdi o hata yaptı ama durup dururken de yapmadı yani. Ben de basmışım damarına. Ya onu o hale gelmesine de ben de sebebim. Kendinde görmek istemediğin %25 kusuru da kendine ver. Birisi de ona ver. Sonra baki kalan %25 yani. Kalan küçük bir hisseye karşı ne yapalım onu? En selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve uluv-u cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Babalık yapacaksın, abilik yapacaksın, analık yapacaksın. Yapacaksın ya. %25 kaderin hissesi var. %25 nefis ve şeytana mağlubiyet var. %25 ben de bastım onun kuyruğuna. Ben kendi kusurumu da görmüyorum. %25 ortada bir günah kalıyor. Onu da %75'e boğdurma yani. %75'i ortadan kaldırma. %25, %75. Onu da kaldır ya %75 bir tarafa. 3/2 ya. Veya 4/3. 4/1. Geri kalan %25'i ne yapacaksın? Şöyle yap. En selametli, en çabuk hasbini mağlup edecek. Hasbını mağlup edecek. Karşıyı mağlup edeceksin. En selametli, rahat, o da rahat, sen de rahat. Çünkü uyuyamazsın. Karı koca kavga ettiğiniz sabaha kadar kavgalıyor ama konuşmuyorlar ama kimse uyuyamaz. Kötülüğünü. Oraya durmuş, orada namaza kadar uyku yok. Ya barışacaksınız? El ceza min cinselamen. Bu işi sanki biliyormuş gibi. Sabaha uyuyamazsın. Hele bir de haksızsan, gururundan özür de dileyemiyorsan, vicdanın varsa... Vicdanın yakar. Vicdanın yakar. Yani değil o gece vicdan yanar. Ulan haksızdım ya. Eşeğin birisiyim ya. Nasıl yaptım ya? İşte yaptım işte dedik. Bunun en kısa yolu bir kaderin bir sesi var. Gurur yapma. Gurur yapma. Yapmama. Kaderin bir sesi var. Faruk. Kaderin var. Nefis ve şeytanın mağlubiyeti var. Ben kusurumu görmedim. Benim tahrikim var. Ortada %25 var. En selametli ve en böyle hasbini mağlup edecek, mağlup en selamet, en çabuk hasbini mağlup edecek af ve saf ile. Saf ya. Saf ile ulu cenaplıkla, babalık yaparak, abilik yapacaksın, analık yapacaksın, ablalık yapacaksın. Ulu cenap. Büyüklük sende olacak. Küçük, hani bir Anadolu bir laf var ya. Küçükler günahı yapar, büyükler de affeder. Hakikaten büyüklere hata yapmak yakışmıyor. Af çok yakışıyor. Allah bize dedi ki affedin. Kendisine af yakıştırmıyor. Allah affedeceği, biz affedeceğiz. Allah çok affedicidir. 25. kare yapmak için o şok yapıyorum yani. Allah affedicidir ne diyor ya? Allah çok bağışlayandır, çok acıyandır. Acıyan bağışlayan değil. Bize söyledi siz affedin. Ben çok affedeceğim. Ya. Affedeceksin. Niye affedeceksin? Buna ihtiyacım var bir kere. Dünyada yaşayamam. İki. Affa ihtiyacım var. Buna ait bir şey anlatayım peygamberimizin.
aleyhissalatü vesselam. Bir gün sahabe-i kiramla sohbet ediyormuş. Afı anlatıyormuş. Ben tiyatral anlatıyorum, aynı. Dedi ki sahabenin birisi, öyle güzel ölçü getirdi ki, benim acayibimi hasta ediyor ya. Tam bir psikolog, yemin ederim ya. Bak 1500-1400 sene önce bu insan, yani peygamber olduğun için demiyorum bakın. Ya kullandığı yönteme bakın. Çok acayibime gidiyor yani, beşer itibariyle. Bak ne yapmış. Ne kadar affedelim ya Resulallah. Her şey deriz değil mi? Herkes bir şey der. Bunları ne kadar mı? Heh, alıyor sahabeye diyor ki, ya filane, kıyamet koptu, kabire girdik, haşir meydanında toplandık. Haşirin kıyametini şöyle şöyle olacak. Mizanda hesaba sizi çekecek Cenab-ı Hak. Hesaba çekerken hesap önünde, arkasında cennet ve cehennem var. Cehennem de gözüküyor. Kaybedersen oraya gideceksin. Kazanırsan oraya gideceksin. O hesap yerinde ne kadar af isterdin? Ne kadar sen ne kadar af edilmek isterdin? Allah beni ne kadar affetsin derdin? Ne kadar etmek istersin? Yani şu 10 tane günahın varsa 2 günahımı affetsin, 8 affetmesin der misin? Hepsini. Hepsini de öyle desene. Hepsini affetsin. Şimdi orada diyor ne kadar af isterdiniz dedi. Herkes durdu. Tamam, orayı bir yaşattı mı fikren? Hayale götürdü mü tiyatral? Tiyatro yaptı. Tamam. Orada diyor ne kadar af isterdiniz? Ne kadar af olmak isterdiniz? Alıyor o insanı getiriyor. Ya firane, dünyada kardeşini o kadar affedici o. Ne kadar sana af lazımsa orada, burada o kadar affetti. Ne kadar orada rahat etmek istiyorsan burada o kadar rahatını feda et. Ne kadar verilmesini istiyorsan o kadar ver. Ne kadar şefkat istiyorsan o kadar şefkat et. Çok acayip yaptı ya. Yani garip değil mi şimdi peygamber? Yani bir psikiyatrist olarak, psikolog olarak düşünün. Nasıl bir eğitim yöntemi yapmış? Mesela zina yapmak isteyen saf saf soruyor adam ya. Zina yapmak istiyor böyle. Geldi, yapma olur mu yavrum, dur ya, ne olur mu ya, ne yapıyorsun falan demedi. Ya bunu yapacağım kişi diyor, birisinin annesidir. Senin annenin yapılmasını ister miydin diyor. Bak duygu itmiş ya onu o işe. Duygusundan vuruyor. Fikirle değil. Duygusuna karşı duygu çıkarıyor. Lezzetin içinde elemi bizzat gösteriyor. Gösteriyor, elemini gösteriyor. Fikirle gitmedi ki zina meselesine. O lezzet zannetti şeyin elemini gösteriyor. Birisinin diyor, annesidir. Senin annenin yapılmasını ister miydin? O diyor onunla beraber olacak kadın birisinin kızıdır. Senin kızının olmasını ister. Uf. O hatırına getirince zihnine her şey duman oldu. Ya acayip ya. Ne kadar affa ihtiyacımız var? Muhammed. Çok sonsuz. O zaman o kadar affedici olacaksın. Kusur mu? Kusursuz. Kusur var bizde. Kusur yaptık. Niçin yaptık? Eşekliğimizden dolayı. Adamdır özür dileyen. Eşek olmuyor. Kusurlu olduğu halde özür dileyemeyen eşek oluyor. Özür dilemek kemalattır. Uluv-u cenaptır dedi bak. Uluv-u cenaplıkla mukabele etsen zulümden, zarardan kurtulursun. Ona zulümden, kendin zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divanı olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir hırs ile ve daimi bir kin ile. Allah Allah, adamı nasıl bitiriyor ya? Şimdi nefret ediyoruz ya düşüncede. Vay adamı şu an onu. Nasıl dedi, niye dedi falan. Ona bir şey oluyor mu? Ama kafam yiyor. Nasıl kurtulacaksın? Odaya gir. Affettim Salih Fatih'sini affettim. Fatih affettim, affettim deyince o kafadaki enerji pişşş. Bir de ona dua ettin. İkide bir geliyor, kurtulamıyorsun.
Ben denediğimi söylüyorum. Usta şöyle diyor. Ya laset maset ediyorsun ya, bunu akıbetini düşün. Ben şöyle bir çözüm buldum onun içinde. İki de bir dua ediyorum. Ya Rabbi Muhammed'i merhamet eyle. Onu da affet, beni de affet. Ya Rabbi onu da istek, beni de istek. Baktık ulan buna kim bu adaveti iki de bir getiriyor, nasıl dedi, niye dediğini. İki de bir dua ediyor. Mesela dedim ya Rabbi beni o hakim var ya, ya Rabbi onu affet ya. Çünkü sonsuz cehennem. Bilmiyor ne yaptığını. Onu affet, beni affet. Dua ettim. Ya Rabbi onun ucu yap, onun ucu yap. İçimde kim kalmadı ya. Olsa ne olacaktı ki, ben kendi kendime yiyecektim, ona bir zararım olmayacaktı. Kurtardım böylelikle. Mesela birisine kızıyorsun değil mi? Aldattı seni. Yanlış yaptın. Topraktan olmayan bineğe girdin. Bu arada fıkıha cevap veriyor. Olmayanı satın aldın. Fıkıhta böyle bir şey yok. Mal yok, mülk yok. Nereye, neyi aldın? Olmayan bineğe girdin. Adam da sana olmayan binadan paralarını aldı, binayı yapmadı. İkide bir kafanda. Şimdi gel de affet ha. Sen affedince Allah affediyor mu ki? Mesela sen birisini haşa veya senin bir çocuğunu ezseler, ben affettim desen, amme davası affeder mi? Ha, biz affedersek esma amme davasıdır, affetmez. Esma amme davası gibidir, affetmez. Ya, affetmiyor. Ama affedersek işgalinden kurtuluyoruz. Bak ne diyor? Yoksa sarhoş ve divanı olan bir, ve şişeleri ve buz parçaları elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, emniyetsiz umuru dünyeviye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen devamlı bir adavetle mukabele etmek, sigay-i mubalağa ile, yani mubalağa fiiliyle, çekimiyle bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme. Şadi Şirazi demiş ki, dünya öyle bir meta değil ki nizaya değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyleyse, dünyanın cüz'i işlerine kadar emniyetsiz olduğunu anlarsın. Evet. Kaç dakika oldu? 45 dakika, 50 dakika geçti. Mesele, toparlarsam toparlıyorum ve tamam okumuyorum. İçsel alemimizde bizi keşkeler var ya, geçmiş. Geçmiş. Geçmiş günahlar keşkelerdir. Niye dedim, nasıl yaptım? Kendi kendimizi yiyoruz. Öyle yap. Yani öyle olduğu zaman iyilik tarafında hemen önüne koy. Günah yapma, hata yapma şansı ver, var. Çünkü günah ve hataya ulaşmak çok kolay. İyilik yapmak zor bu zamanda. O zaman Allah bazen bir hasene binlerce sevap yazıyor. Ama günah 10 yazmıyor. Her zaman günah 1. Sevap en az lakal Allah desen 5 çarpı 10 50. 5 tane harf var. Dik üstünde harf sayılıyor. Veya 50.000 Kadir Geceli Mubarak. Demek ki Allah'ın adaletiyle bakacağız. Hasenat seyyiatı hangisi? Kulasa ediyorum. Hasenat seyyiat hangisi galip? Bu adam hakikaten İslam düşmanı. Zaten dindir ona düşman olmak. İslam düşmanı. Ondan bahsetmiyoruz. Mümin kardeşine dedi bu. Onu kaçırma. Allah düşmanlarına düşman olmak dindendir. Ha şimdi mümin kardeşi eşindir. Mümin iki tane var. İşte hata yaptın, kendine hasenat seyyiatı. Elhamdülillah iyi tarafım da var çok şükür. Ha bugün de derse gittim, dersi dinliyorum. 5-10 dakika risale okudum, cüzümü okuyacağım. Çok iyi. Bu tamam. İç. Çık dışarıya. Ailede eşine, aşına, dostuna, akrabana öyle bak. Hasenat seyyiatıyla bak.
arkadaşına, kardeşine dışarıya, ya Müslüman Nurcu'dur veya Müslümandır, ya bir hasene ile, ya yüzlerce, binlerce hasenesi var, bir seyyye ile hepsini tahrip ediyoruz. Çok acayip oluyor. Ya yakışmıyor ki ya. Hele böyle dava adamlarına, iman edenlere yakışmıyor hakikaten ya. Öyle kin yapmak, düşmanlık yapmak hakikaten yakışmıyor. Olmuyor ya. Bir de arkadaşlar şeyi vuruyor, yüzdeliğe vuruyor. Nedir? Kaderin bir hissesi var. Onun nefsine mağlubiyeti var. Bir de sen kusurun kendini görmüyorsun. Niye? Eşini değiştirmeye, Müslümanı değiştirmeye çalışıyorsun. Kardeşim insanlar değişmez. Hadis var ya, bir şey başka soru sormayın da. Diyor ki dağın yürüdüğünü duysanız görseniz inanın. Huyun değişeceğini duysanız inanmayın. Huy değişmez. O zaman eşini, arkadaşını ya böyle yap, şöyle niye yapmıyor? O öyle. Ben böyle kabul edeceksin benimle dost. Herkes beni sevse, takdir etse, yemin ederim imanımdan şüphe ederim. Herkes beni tenkit etse gene imanımdan şüphe ederim. Rüştü abiye bir gün dediler ki, birisi geldi, dediler değil de, geldi. Fındıksa'da 1985. Dedi ki ona, senin nurculuğunu reddederek nurcu kalabiliyorum dedi. Acayip adam. Filozof ya. Bak ne diyor. Senin nurculuğunu reddettiğim için nurcuyum. Yani bazılarının İslamiyet hakikaten yakışmıyor. Tövbe, çok ağır bir söz ama öyle ahlaksız, öyle geçimsiz, öyle bağnaz, camiden geliyor, evdekiler divanın altına kaçıyor. Despot mu despot, zalim mi zalim. Yani herkes, ya bu kedi girer ya o eve, fareler kaçışır ya. Yani adam sanki canavar geldi eve ya. Eskiden varmış yani böyle. Acube-i hılkat varmış. Hiç yakışmıyor bunlara İslam'a. Hatta zarar veriyorlar ya. Ah namaz kılıyor ama şuraya bak. Mesela rastlamıştım. Oo, dayanamadım. Çocuklara nasıl kızıyor camide? O despotlardan bir tanesi. Bek! Gel arkaya geçin. Ulan bizden canımız çıkıyor ki ön saflara çöküyor. Ya gürültüsüz cami olur mu ya? Melodi gibi geliyor ya. Melodisiz o müzik olur mu ya? Onun adı müzik işte. Çocuksuz cam olur mu? Oy arkaya. Niye bağırıyorsun acı dedim çocuğa? Ya arkaya gitsinler. Senden önce geldi dedim ben buradayım. Sen arkaya gideceksin. Hoca olduğum için. Niye bağırıyorsun çocuğa? Bağırma. Kızdı çekip gitti. Kılmadı. Kılma dedim ya. Git benim arkamda kılma ya. Ha, demek ki bir yüzdeliğe vuruyor. Kaderin bir hissesi var. %25. Biz kusurlarımızı görmüyoruz. Ha? Onun da nefis ve şeytanını görmüyoruz. Kalıyor %25. Onu da en selametli, en böyle hasbini mağlup edecek uluv-u cenab af ile mukabele et diyor. Vallahi kısadan ders aldıksa aldık. Aldığımızın da alameti şudur. Dinledik ya doğru. Yanlış yaptık. Evet yanlıştım. Adım atmayacak mısın? O zaman ne oldu ki? Dinledin de ne oldu? Hafıza dedim ki hafız haklısın. Haklı olduğumdan ne oldu dedi. Ne değişti? Tamam. Bir adım atmasan tamam ne oldu? Hafız dedim ya ben şey yapamadım dedim. Haklıymış. Ne oldu? Doğru olduğumdan ne oldu dedi. Olay bitti. Şimdi bu dersten sonra kime küsmüşsek din, iman meselesi değilse barışmaya yol arayacağız. Bu imanın şeyidir, hassasıdır. İmanın kemalatıdır. Yani Mevlana'nın dediği gibi imanın kıvamı vefadır. Vefasız adamdan hiçbir şey olmaz. Hiç mi seninle oturduk yemek yemedik ya? Hiç mi seyahat etmedik? Hiç mi aynı derste bulunmadık? Hiç mi aynı Allah'a iman etmedik? Hiç mi aynı kitap okumadık? Hiç mi aynı dersi dinlemedik? Vefaya. Ne ya insanız da ya kusurumuz olmayacak mı ya? Bana ne demek istedi? Desin. Kaderin hissesi var. Onun nefis ve şeytanı var. Senin de nefis şeytanı var. %25'i de affetti ya.
Etmesen ne olacak? Haşirde de öyle göreceksin diyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.